Ahmet, tımar arazisinin yöneticisi olarak kendini tanıtıyor. Bu durumda yönetim alanında bu sistemin katkı sağladığını söyleyebiliriz. Tarımsal üretim yaparak geçimimi sağlıyorum diyor. 3 yıl üst üste ekim yapmadığım takdirde devlet tımar arazisini benden geri alabiliyor. Demek ki burada üretimde katkısı var. Yani ekonomik bir faaliyetle uğraşıyor. Birinci öncüle de ulaşabiliriz. Ayrıca Osmanlı ordusu için atlı birlik yetiştirdiğinden de bahsetmiş. Demek ki askeri bir katkı da var. Ancak hukuki alana dair tımar sistemiyle ilgili bir katkıdan bahsedilmemiş. Doğru cevabımız 3. öncülün bulunduğu C şıkkı. Gazi Akçakoca'nın vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Vatan uğruna mücadele etmiştir. Ayrıca kutsal savaş anlayışıyla da hareket etmiştir. Gaza ve cihat anlayışıyla hareket etmesi kutsal savaş anlayışıyla hareket ettiğine kanıt olarak gösterilebilir. Çünkü İslam uğruna, dini yaymak uğruna savaşmışlardır. Yani gaza yapmışlardır. Fetih siyasetinde de önemli bir yeri vardır. Çünkü fetihlerde büyük bir yararlılık ve çaba göstermiştir ifadesine ulaşabiliyoruz. Yani C şıkkı da ulaşılabilir bir şık. Ancak yararlılık gösterdikleri için kendilerine toprak verilmiştir ifadesine ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. Divan-ı Humayun üyeleriyle ilgili verilen bilgilerden yararlanacak olduğumuzda devletin donanma gücü bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Deniz Kuvvetleri Komutanı Kaptanı Derya olarak bildirilmiş. Demek ki Deniz Kuvvetleri varsa donanma gücü bulunmaktadır. Devletin teokratik yapısı söz konusudur çünkü alınan kararların dine uygun olup olmadığına divanda Şeyhülislam karar vermektedir. Bu da bize teokratik yapıyı ispatlar. Ayrıca defterdar ekonomik işlerle ilgilenir çünkü devletin gelir gider işlerini takip eder. Bu da bizi C şıkkına götürür. Ancak nişancının sadrazama göre daha fazla yetkiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sadrazam padişahtan sonraki en yetkili kişidir. Bu durumda ulaşılamayacak olan nişancının sadrazama göre daha fazla yetkiye sahip olmasıdır ki doğru cevabımız da D şıkkıdır. Osmanlı ordusunda delilerle ilgili verilen bilgiden yola çıkıldığında atlı ve atsız birlikler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bakın piyade ve süvarilerden bahsediliyor. Süvariler atlı, piyadeler yaya askerlerdir. Bu nedenle A şıkkına ulaşılabilir. Osmanlı kara ordusunun önemli bir parçasıdır. Çünkü deliler sayesinde Osmanlı yaptığı savaşlarda üstünlük sağlamıştır. Demek ki önemli bir parça. Bu üstünlük psikolojik anlamda olduğu için psikolojik etkisinin de fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak savaşlarda en önde bulunduklarına dair bir bilgi yer almadığı için doğru cevabımız B şıkkı. Enderun'la ilgili verilen bilgilerden yola çıkıldığında Enderun Mektebi'nin askeri kadro bakımından katkı sağladığını söyleyebiliriz Osmanlı Devleti'ne. Çünkü deniliyor ki yetenekli çocukları iyi ve güvenilir birer devlet adamı ve asker yapma amacıyla açılmış bir eğitim kurumudur. Eğer ki iyi birer devlet adamı ya da asker olacaklarsa zaten zekaları bakımından üstün niteliklere sahip çocuklar yetiştiriliyor ve bu nitelikler daha da geliştiriliyor demektir. Bu durumda da nitelikli insan noktasında kazanım elde edildiği söylenilebilir. Devlet adamı yetiştirildiği için üst düzey yönetici kazanıldığını söyleyebiliriz. Enderun'da şehzadeler de eğitim almaktalar zaman zaman. Ancak verilen paragrafta bu konu üzerinde durulmadığı için doğru cevabımız C şıkkı. Anadolu'da kurulan Ahi Teşkilatı mesleki eğitimde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Meslek erbabı yetiştirilir, çırak, usta, kalfaların gelişim süreçlerine katkı sağlar. Bu nedenle birçok alanda eğitim verdiklerini söyleyebiliriz ahilerin. Ayrıca Anadolu'nun ekonomisine de katkı sağlamışlardır. Çünkü üretim faaliyetlerinin denetlenmesinde bizzat görev almışlardır. Bu nedenle B şıkkına da ulaşılabilir. İyi ürünlerden kastedilen kaliteli mal olduğu için kaliteli üretim konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyleyebiliriz. Ancak toprakların korunması ile ilgili herhangi bir görevleri söz konusu değildir.
Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen metinde Yeniçeri Ocağı'nın Osmanlı Devleti'nin ordusundaki en kalabalık bölüm olduğundan bahsediliyor. Ordu olduğundan bahsediliyor. Bu durumda Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C. Ancak diğer şıkları da değerlendirecek olursak her ay değil 3 ayda bir maaş almışlardır. Atlı ya da atsız olduklarına dair bir bilgi verilmemiştir. Ayrıca hangi dönemde yetiştirilmeye başlandıkları üzerinde de durulmadığı için doğru cevabımız C şıkkı. Devşirme sistemi ile ilgili olarak verilen bilgileri incelediğimizde 1. Murat döneminde temelinin atılması bizi A şıkkına ulaştıracaktır. Sınırların genişlemesine bağlı olarak da ortaya çıktığı söylenilebilir. Çünkü bakın deniliyor ki sınırların genişlemesiyle ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmış bir yöntemdir. Devşirme sisteminde milli kültürün yeri de büyüktür çünkü Türk kültürüyle çocuklar yetiştirilmiştir. Ancak asıl amacın Rumeli halkını Müslümanlaştırmak olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımız D şıkkı.